vefat bahşettiğine inanılan yedi parşömen vardı. Kehanete göre bir gün asil kandan doğacak bir çocuk onları kontrol edip bütün uluslara hükmedecek. İnsanlar onlar için savaştıkça Avrupa savaşın eşiğine gelecek. Huzuru sağlamak için bir kenti kralı parşömenleri toplar ve onları güvende tutmaları için Hristiyan konsülü verir. Kralın bu yaptığı yanılınca parşömenleri isteyen kararlı bir savaşçı soğukkanlılıkla onu öldürür. Böylece parşömenler gibi kralın kızı da kehanetin gerçekleşeceği güne kadar saklanır. Lüksü kutudan çok şey öğrenebilirsin. Doğuda çoğu zaman en güzel numuneler en ölümcül olanlarıdır. Yani sence ben güzel miyim? Sana yapmak istediğimden fazla şey öğrettim oğlum. Bir kadına uymayacağı düşünülen şey. O yüzden seyahat ederken sanki bir ne bileyim... Lady gibi mi davransam? Sadece bunları kaldırabilecek çok adam tanımıyorum. Tek tanıdığın erkek Keşiş. Evet evet, hepsi zamanı gelince. Bu da ne demek? Artık eve dönsek iyi olacak. Bir sorun var gibi. Gitmeliyiz hemen. Bunlar Norveç'ti. Oraya girmeliyim. Neden? Eserim. Eserimden ne isteyebilirler ki? Mecburum. Gitmelisin. Seni bulurlarsa... Bulurlarsa ne? Finian. Kuzeye git. Kadukat şeyi bilir. Kadukat biliyor musun? Nerede yaşadığını? Ama bu çok eskidendi. Söylediklerin anlamsız Finian. Benim eve nasıl gidebilirim ki? Çok hızlı hareket etmelisin. Kimseyle konuşma sakın. Sadece devam et. Üzgünüm ona. Eserimi bulmalarına asla izin veremem. Bunu yapamam. Şimdi git. Burada ne işin var? Bu adamlar çok tehlikeli. Her şey de ne demek? Şimdi sırası değil. Bu senin kaderin oğlan. Sana kalan bir miras. Baban, annen, sırtındaki izler. Çok geç. Artık gitmelisin. Dikkat et çocuğum. Sen neden gelmiyorsun? Senin burada olduğunu nereden geldiğini anlarlarsa her şey biter. Anladın mı beni? Her şey. Anlamıyorum Finian. Git kan okulu. Sana öğretilenleri hatırla ve kendine sadık kal. Hadi git.
biliyorsun. Kız nerede? Onun senin için bir önemi yok. Öyleyse neredeler? Yani kızlardan biri, önemli olan biri değil. Ne aptal bir adam sanma. Daha önce de ölen insanlara bir sene baktım. Kalbici şey olmayan bırak. Kim bu kız? Onu asla bulamayacaksın. Bulacak tek şey kararlılık ve korku olacak. Siz hayvansınız. Hayvanlar gibi öleceksiniz. Gidelim. Bakalım burada ne varmış? Melekler böyle alçaktan uçmazdı. Norveçliler manastıra saldırdı. Yardım gerekiyor. Yardım eder misiniz? Aa, endişelenme küçüğüm. Bütün Norveçlileri keseceğiz. Artık korkmana gerek yok. Anlamıyorsunuz. Yakında burada olurlar. Neden bizimle gelmiyorsun? Seni kralımıza götürürüz. Çok ilgilenecektir. Hadi. Hadi ama eğlenmek istemez misin? Kibar oluruz. Git, ben yetişirim. Benim adım Orla. Hayatımı kurtardın. Gitmeliyiz. Yüz düşman. Bu adamların yetkisi bana vermeliydi. Adamları topla. Onları Valhalla'ya gönder. Buna zamanımız yok. Ya yardım et ya da onları kıt. Bul. Sıra benim. Şimdi ödeştik. Sıran bulundu mu? Biz yok. Tutsak düşmüş olabilir. Peki biz? En fazla yarım gün ötemizdedir. Onu bulacağız. Devam edin. Waiting!
Uyandın mı? Evet. İyi işte. Bu nedir? Adını bilmeliyim. Sen. Bir Norveçli misin? Evet. Kalkıma dönmeliyim. Hepsi ölmemiş miydi? O yüzden dönmeliyim. Valhalla gitsinler diye. Yani cennet gibi mi? Cennet mi? Öbür taraf? Evet. Orada çok adam vardı. Kendin yapabilecek misin? Sadece sordum. Ben öyle... Biri geliyor. Sven? Fritjof. Bu o kız mı? Ne kızı? Tanışıyor musun? Dur. Ondan ne istiyorsun? Çekil önümden Sven. Sakın yaklaşma. Bunu yapmak istediğinden emin misin? Pek iyi görünmüyorsun. Senin yanında sorun olmaz. Sahilde bizimkilerle olan ben olmalıydım. Onların geldiğini görmüş oldum. Ne kadar körsün Fritjof. Seni hep diğerlerinden kayırdı. Neden beni de sahilde bekletti sanıyorsun? Onun yanında olacağıma inanmadı ve haklıydı. Bu yüzden bu kadar erken pes ettin Sven. Bu yüzden hep ben kazandım. Deneme bile. Hadi. Hadi. Hayır. 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 Hadi uyan. Hadi. Gitmeliyiz. O benim kardeşim. Birileri geliyor. Hayır, onunla kalmalı. Hayır, gitmeliyiz. Baba. Eve bak kardeşim. Neden atı gönderdin? İz bırakır. Çok uzaklaşabilirdik. Haftalarca yetişemezlerdi. Okyanusları aşma bile onları durdurmayacak. Bizi avlayacaklar. Peki şimdi ne yapıyoruz? Kitabım ne diyor? Kitabımı nereden biliyorsun? Bunu öğretmenim verdi. Her şeyi açıklaması gerekiyor. Kendisi nerede peki?
halkın onu öldürdü. Burada yazmıyor. Ne faydası var ki? Benim buradan kuzeydeki bir köyde Karok'la buluşmamı söylemiştim. O zaman oraya gidiyoruz. Bekle. Ne kadar uzak olduğunu biliyor musun? Önemli değil. Babam bizi avladığı sürece duramayız. Kuzey. Bu taraf. Dövüşebildiğini bilmiyordum. Sadece gerektiğinde. Dinlenmemiz gerek. Plan nedir? Şarapları duyuyoruz. Arşümen'in kızı olduğundan emin misin? Bilmiyorum. Ama en yakın ihtimal bu. Bulacağız Tıvay'ı ve tekrar biz yöneteceğiz. Çok adam kaybettik Afar. Çok yakında yönetecek kimse kalmayacak. Artık dönmek için fazla uzaktayız. Ya parşömensiz dönersen bu beni ne yapar? Onsuz bir hiçim. Parşömen gücü simgesi. Krallığımı refahlaştırmak için bulmalıyım. Biri Filçuk'un ölümünü ödemeli. Yatma böyle ölmesine imkan yok. Olaf! Sen neredeydin? Özel bir işim vardı. Hem benim adım Orla. Orla. Gidiyoruz. Orla. Niye buraya geldin? Ne arıyordun? Ben değil. Fısıltı bir hayal ettim. Bu da ne demek böyle? Bazı ruhani yazılış. Çok güçlüler. Tek sahip olduğun bu mu? Kendi başına çok manasız. Sessizliğe alışık değilim. Bir yöntemin düşük olduğunu söylerdim. Sakın kılıcıma dokunma. Sen kim oluyorsun? Bu kılıçta özel olan şey mi? O babama ait. Onunla çok savaşabildim. Ve çok fazla tanıyordum. Tanrılarımız silahla gurur duyar.
Kardeşim köyü kurtardığında kazanmıştım. Neyden kurtarınca? Canavardan. Dişleri kolları kadar uzun olan alev kırmızı gözlü canavardı. Belki işit yapıyordu. Sadece kardeşin canavarı görmüş. Ne kadar gerimizdeler? Yeter kadar değil. Onlarla konuşamaz mısın? Kardeşin açıklasın. Geri dönemem. Sahilde kalıp babamın dönüşünü bekleyecektim. Ama etrafı gezdim. Düşman askerlerini bulan bendim. O adamlar benim yüzümden oldu. Aynı zamanda Fritschop'tur. Babamın yüzüne nasıl bakarım? Hem anlaşılabilecek bir adam değil. Onlarla dövüşelim. Birini öldürüp savaşçı olma. Bu adamlar ülkeleri yok etti. Kötü ruhları kovmak için bu adamların şarkısı söylerdi. 100 yıl yaşasam bile öldürdükleri kadar adam göremeyecek kız. Peki ne yapacağız? Bilmiyorum. Sadece devam edelim. Bela istemiyorum. Biz de istemiyoruz. Sadece yorgun gezginleriz. Şu yönde gidersek yollarını keseriz. Aptalsın Sven. Peki hanımefendi, neden bu normal işte sizinle? Çok uzun hikaye. Sizi incittim? Yok, hiç de değil. Tam tersine, hayatımı kurtardım. Çok şanslısınız. Kanlı pençelerinden pek azı kurtulur. Biliyorum. Sanırım o farklı. Pek değil gibi. Henry. Ben Orla. Adı Sven. Hoşlanıyor musun? Sanırım biraz ilgimi çekiyor. Dikkat et. Belki bilmiyorsun. Taşlar yumurtalara benzer ama sadece dikkat et. Dua edeceğim.
Sanırım faili yakaladık. Artık kaçamazsın. Etrafa sığındı. Sven! Parşömeni ver. Parşömen bende değil. Parşömenin anahtarı sensin. O nerede? Söyle bana, o nerede? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Neredeyse bırak kalsın. Arkadaşım da kafasını kesmeden önce biraz konuşalım. Parşömen nerede? Sven haklıydı. Seninle anlaşmanın yolu yok. Bırak beni. Düşmanınla dost oldun. Öyleyse hak ettiği gibi davranılmalısın. Senin düşmanın değilim. Hristiyanların yanında adamımı öldürdün. Savaşmak yerine kaçtım. Bunları düşmanlarım yapar. Bu kardeşimi kılacağım. Kendi kardeşini mi öldürdün? Daha ne kadar insan ölmesi gerekiyor? Yalnız bir tane. İstediğiniz bu değil mi? Siz aptalsınız. Çünkü bu değersiz. Onu geri getir. Şimdi nereye gidiyorsunuz? Bilmiyorum. Sadece daha kuzeye. Daha uzağa. Gitmem gereken bir yolum var. Yapabildiğim kadar sizinleyim. Sağ ol Gary. Gelişinizi nasıl bildim? İnancın nerede kaldı? İnancım yok. İnsanlara, tanrılara. Artık hiçbir şeye inanmıyorum. Ama sana inancı olan biri varmış gibi görünüyor. Sanırım artık ayrılmalıyız. Şu yoldan kuzeye ulaşabilirsiniz. İşte size yardımcı olacak bir şey. Bunu yapmana gerek yoktu. Bize karşı çok kibardın. Teşekkür ederim Harry. Tamam, oğluma teşekkür ederiz. Hoşçakal. Teşekkür ederiz. Bir gün borcunuzu ödeyeceğiz. Gidin.
Bir şey buldun mu? Bu sayfada işe yaramaz. Bunların hiçbir gücü yok. Ama çok eskiden ırkları birleştirmiş bir krallıktan bahsediyor. Bir şey biliyor. Bize bir şey anlatıyor. Ama kızı bulmak zorundayız. Yasven. Bu sefer tereddüt etmişim. İki oğlum da öyle. Kitapta devrin dağından bahsediyor. Babam bir çocukken bu dağ hakkında hikayeler anlatırdı. Tabii. Vahşiler dağ düşmanları için kullanırmış. Daha kuzey. Biliyoruz. Hasta mısın? Yaşayacağım. Birazdan dinleriz. Bu da ne? Karnını doyuracağım. Gel, gel. Şu an ekle. Onu bana ailem verdi. Finian'ın mirasının sembolü olduğunu söylemişti. Sende var mı? Yok. Ama yere izledim. Çok ateşim var. Seni senin etmeliyiz. Sanırım eşit düştüm.
Onu bırak. Etkileyici. Mantığı dur. Bizimle geliyorsan giymek isteyebilirsin. Sizin mi? Siz kimsiniz peki? Ben Rebeke. Seni bekliyorduk çocuğum. Ne kadar da güzelsin. Baban görse seninle gurur duyardı. Gel eşyalarını topla. Buradan gitmeliyiz. Biz kendi başımızı idare ediyoruz. Yardımların için teşekkür ederiz. Ama buradan sonra ben de alırım. Bence onunla gitmeliyiz. Onu sevmedim. Gel hadi. Sana zarar vermem. Ben dostum. Dostum. Dostlar gölgede saklamaz. Senin o olduğundan emin olmalıydım. Ne? O mu? Sırtındaki işaretler. Bizi bulacağını nasıl bildin? Kadın bize hayatta olduğunu ve yolculuğunun devam ettiğini haberini verdi. Evet, Kadok'la buluşmalıydın. Onu katlettiler. Ve senin izini kaybettik. Sonra her gecemi seni arayarak geçirdim. Anlayamadım. Uzun zaman önce krallıkları birleştirecek ve devrim yapacak bir prenses kehanet edildi. Senin yolun çizildi. Peki nereye gidiyor? Hepsi sırası gelince. Biliyorum. Ben küçükken Hristiyanlar köyümüzü işgal etti. Parşömenlerimizi alıp insanlarımızı öldürdüler. Anlattıkların kulağa yağma gibi geliyor. Büyük bir iyi için bir kötü şart. Parşömenler diğer altı yazıkla geri geldi ve babamın korumasına girdi. Tipik Hristiyan. Dünyayı yönetecek gücünüz var sanıyorsunuz. İstediğiniz her şeyi alabileceğiniz. Hepimizin önünüzde diz çökeceğim. Aslında yazıklar bize yazılmamış. Orla. Bütün krallıkları bir krallık altında birleştirmek için seçilen senin sonundu. Ama kral olamam. Ama kraliçe olabilirsin. Ve dahası kralın annesi olabilirsin. Öyleyse babası kim olacak? Onun da çaresine bakılacak. Hepsi sana. Bunlar iyilik mi? Kötü zamanlardayız ve krallığı korumamız gerekiyor. Onu ne kadar iyi kullanabiliyorsun? Yeterince iyi. Dinlenmeliyiz. Yarın da yürümeye devam edeceğiz. Rebeke, bu işaret ne için? Dövme anılardan daha uzun yaşar. Bunlar derine yapıldığında küçücüktün. Ah, çok ağlamıştım. O zaman bizden nefret etmiş olmalısın. Hatırlamıyorum. Demek ki sevim buydu. Mürekkeple yazmak kim olduğunu bilmenin tek yoludur. Finn'in neden sakladığını anlamıyorum. Seni koruyordu. Ve sana tevazu ve gücü öğretiyordu. Çok önemli nitelikler. Finn'in yapmak isteyeceğinden çok daha fazlasını yaptı. Ama bunlar boşa gitmeyecek. Çok rahat görünüyorsunuz. Bir kara böylesi yakışırdı. Seyrek içerdi. Bu gelse sonunda. Ah, güzelliğiniz bize bildirilmemişti. Ne büyük onur. Ve bu da muhafızınızdan olmalı. Onun adı içeri geçelim mi? Konuşacak şeyler var. Ha. Dışarı bekler misiniz lütfen? Sizi Redan'ın oğlu Sinerik'le tanıştırayım. Tek gerçek tahtın veliahtı.
Sonunda ikiniz tanıştınız. Gerçekten mühim bir an. Biz bugünü çok bekledik. Kardeşine bütün ihtiyaçlarınızı karşılayacağız. Teşekkür ederim Rahibe. Sir Calibay hepsini yaptı. Sen de o... Orla. Orla. Sahibi kadar güzel bir iyisin. Biri bana ne olduğunu söyleyebilir mi? Size söyler miyim? Görüyorsun. Sinerik senin nişanlın. Siz yeni hükümdarlar, tüm krallıkları birleştireceksiniz. Ama hayatıma öylece gidip beni evlenmeye zorlayamazsınız. Bana bunu hiç sordunuz mu? Ailenin sizce şey miydi? Ailem burada değil. 10 yıl önce neredeydiniz? Görüyorum ki biraz zamana ihtiyacım var. Seni biraz yalnız bırakırım. Şimdi izninizle sizlere gidelim. Orla. Sana ne yapacağımı söyleyeyim ben. Ama ailen bunu ister de inanmalısın bana. Bir şeyler değişti biliyorum ama... Her şey yolunda mı? Az evvel söylediklerini lütfen düşün, tamam mı? Lütfen benimle gelir misin size? Onunla kalamayacağını biliyorsun. Ne demiş? Sen Norveçlisin, o Hristiyan. Ayrı dünyalardansınız. Ülkeleri birleştirmek istemiyor mu? Sen söyle. Doğru krallığın altında. Ha. Anladım, tatlı kelime istiyorum sana. O yola girebileceğini düşünüyorum, evet. Peki bununla ilgili ne yapacaksın? Sana buradan yürüyerek gitme şansı veriyorum. Bu asla olmayacak. Ya baban ne olacak? Onunla ilgileneceğim. Ülkeleri birleştirmeye pek iyi gidiyor değiliz. Orada senin kan davana dahil olmak zorunda mı? Sadece beni değil, parşömenleri de arıyor. Başaramazsam sizin için gelecek. Beraber daha güçlüyüz. Bak, Orla'nın geleceğinin kaderinin yolunda duruyoruz. Tıpkı Sinerik gibi kan bağından dolayı seçildi. Bir adam isminin arkasına saklanmamalıdır. Kim olduğunu yaptıkları yakınlıklamalıdır. Sen kötü bir adamsın demiyor. Ama bir kral değilsin. Endişelenme. Rahibe onu ikna eder. Yazıkları almaya çok yakınız. Yani hiç şüphelenmediler mi? Ne yapsınlar ki? Sinerik'in kim olduğunu bilmiyorlar. Onunla hiç karşılaşmadılar. Tekrar işi batırmazsın tabii. Üzgünüm efendim. Bana sakın öyle deme. Artık asıl olan sensin. Bu an için çok uzun zaman bekledim. Ne an? Birlikteliği tabii ki. Bizi mi arıyordunuz? Az önce Sven'le konuşuyordum. Önümdeydi. Kampa dönmüş olmalı. Biz de öyle yapmalıyız. Prensesle o hayvanı yalnız bırakamayız. Orla, buna yeterince katlandım. Sven nerede, gidiyoruz? Muhafızınız sizi terk etmiş gibi. Sven! Sven! Sizi şüphesiz terk etmeyelim. Biz konuşurken tecavüze yağmada yapmış. Buyurun. Şey, aslında hepimizin burada durması uygun değil. Girelim mi? Onları ormanda durdum. Söyledikleri kişiler değiller. Parşömenlerin peşinden onlara güvenemeyiz. Hemen gitmeliyiz. Rahibe Kale tehlikede olabilir. Ona bunları açıklamalıyız. O zaman dövüşelim. Daha iyi bir fikrim var. Bize katılmanız ne güzel. Lütfen. Gel otur. Pekala, rahibe ne kadar gideceğiz? Çok değil. Ve seremonu? Lütfen Sir Calibay, sabır erdemdir. Affedersin rahibe ki, merakıma engel olamıyorum. Biz Aziz Agustin'e varana kadar Papa Edwin Tanrı'nın göz önünde onları birbirine bağlayacak, yazıkları asılacak. Zaman kaybetmeden yapmak isteyecektir.
Oradaki haritalar ne işe yarıyor? Evet, seni bulmaya yarıyordu. Bu ne böyle? Beni zehirlemeye çalışıyordun. Oğlum, sen ne yapıyorsun? Bunu asıl yapan o. Yok. Sanırım gitmelisin. Sen ne oldu böyle Orhan? O adamlar söyledikleri kişiler değil ne demek? Umarım gelecek şeylerin habercisi değildir. Sanırım biraz saygı usulüne uygun olurdu diye düşünüyorum. Bekle. Eğer gerçek varlıksa onda da bir sembol olmadı değil mi? Doğru mu? Bu tarafa. İşaretler sende var öyle değil mi? Tabii ki, tabii ki var. Ama kadınların önünde göstermesi biraz uygunsuz olurdu. Bana kalırsa böyle bir durumda çok daha uygun olur. Size kendisini kanıtlamaya ihtiyaç yok. Tahtın varisi o. Sven haklıydı. Bize aslında kim olduğunuzu söylemelisiniz. Aşağı bakalım. Beni hatırlamadığına şaşırdım. Sven! Olur. Büyük cesur kahraman döndü. Bırak gitsinler. Elindekini bırak. Aferin sana. Şimdi söyleyin, yazıklar nerede? Peşinde olduğum bu muydu? O küçük planından haberim var. O yazıkları yıllarca araştırdım. Onları bulmak için çok can kıydım. Onlar gerçek varise ait. Gerçek varis mi? Yazıklar sizde diye dünyanın öylece diz sökeceğini sanıyorsunuz. Ha? Hayır. Size güçlü, korkusuz bir lider gerek. Bazıları yazıkları kullanmayı biliyor. Sen korkusuz musun? Senden bıktım artık. Kılıcımı başından geçirince ne kadar korkusuz olur ha? Gir defa. Ben yaparım. Yaklaşma. Neden burada durduk? Budalar kitaplarda. Geliyor onlar. Nereden? Bilmiyorum. Onları bekleyeceğiz. Senden şüphelendiğim için üzgünüm. Sen iyi bir adamsın. Şimdi ne yapacağız? Pederle buluşacağız, konuşuruz. Yeni kral ve kraliçe ile gelen bir konser var. Bunları açıklamak çok ilginç olacak. İşte, size söylemiştim.
onları takip etmeliyiz. Yanlarında biri var ki. Aşamalara yakın olmalıyız. Belki tanrı yüzünü sebebiliyor. Peder, bu Orla. Kendisi Peder Medin kızı. Ha, ne büyük onur. Sinerik olmalısın. Söyle Kanlı Bey senden çok bahsetmişti. Benim adım Sinerik. Bahsettiğiniz adam mıydı? Ha, anladım. Öyleyse konuşacak çok şey var. Finian'ın haberine üzüldüm hayatım. Ama hemen çökmeyin mi? Kutlama yapmalıyız. Saçmalama ha. İşte gördün mü? Güzel bir kör. Kendi tarifi. Hadi Prens Sinelik'e anlatayım. Bu mesele biraz karışık. Anladım. Peki buradaki güçlü adam kim? Bu da biraz karışık. Soyduğun ırktan mısın oğlum? Babam kral. Parçamanları aramak için topraklarımızı terk etti. Almanlar da dönmeyecek. Ama bir Norveç'i gider. Öyle mi? Öyleyse bir sorunumuz var. Peki kaderim bu mu? Hiç de harika değilmiş. Hemen gidebiliriz Sven. Buna katlanmak zorunda değilsin. Öyle değil. Beni bırakabilirsin. Güvenmeyebilirsin. Sen kaldın, ben de seninle kalacağım. Ne diyorsun sen? Benim tanrılarımla seninkilerin farkı ne? Ne faydaları olur? İnançlarını bırakamazsın. Bu senin benliğin. Kim olduğunu şimdiye kadar bilmedim. Kendini yeterince kanıtladın. Neye inandığının önemi yok. Senin yolun çizilmiş. Sensiz bir kadar düşünemiyorum. Bunun için her şeyden vazgeçeceğim. Tek Tanrı inancı haricinde inandığın her şeyden vazgeçtin mi? Bugün içinde kutsal bir güç yükselecek. Söyle evladım. Bütün her şeyin yaratıcısına bağlılığı sunuyor musun? Bütün o savaş bunun için. Her savaşçının kılıcı vardır. Sana yakıştı. Ha, sen de iyi durdun. Bu baba. Bir köpek gibi giyinmişsin. Ahla sırtını döndün. Ailene. Tek istediğin iyi bir nam. Bunu bitirmeye çalıştım. Sana şimdi olduğum köpek gibi davranacağım.
hissettirdiğini bilemezsin. Hiç o böyle şey yapmaz. Yeni bir dünya geliyor baba. Ben tarafımı seçtim. Öyle olsun. Yenildim. Şimdi güçlü olmalıyız. Konseyle karşılaşmaya hazırız. Benden istenilen her şeyi yaptım. Kaderimi takip ettim. Ve bana acıdan başka bir şey getirmedin. Evet. Onlarla yüzleşmeye hazırım. Ama şimdiden sonra kendi yolumu izleyeceğim.